Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün yine Pınar'ın kaynağından programımıza devam edeceğiz. Bugün inşallah bu programın 206.'sını gerçekleştireceğiz. Bu programda da siz değerli dostlarımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Bu programda bir özellik daha var. Belki bazı izleyicilerimiz gereksiz de görebilirler de. Kur'an'ın doğru anlaşılması yönünde bazı teknik bilgiler de sunacağım talepler doğrultusunda. Onun için yani bu bizi fazla ilgilendirmez demeyin. Buna mecburduk. Bir de bu teknik bilgileri aktarırken teknik bilgileri özellikle hepimiz için de önemli olan Kur'ani ilkeleri belirten ayetleri malzeme olarak seçtim. Onlar üzerinden takdim edeceğim. İnşallah hepimize hayırlı olur. İlk defa programımıza Sivas'tan Sayın Kemal Onar ve Murat Kale Beyefendilerin sorularını ileterek size aktararak başlıyorum. Sayın Yılmaz, sizin hazırladığınız meali okurken dikkatimizi çekti. Bazı ayetlerde yerde ve gökte olan şeyler denirken bazı ayetlerde yerde ve gökte olan kişiler denilmekte. Bunu nasıl anlamalıyız? Evet, kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kur'an'ımızda bazı ayetlerde hani daima ma fis semavati ve ma fil arz ifadeleri var. Bazı ayetlerde de men fis semavati vel arzı ifadesi var. Bu tabii ki bu ayetlerde biz metne sadakat göstererek Allah hangi sözcüğü kullandıysa biz o sözcüklerin anlamlarını vererek mealimizi hazırladık. Burada dikkat çeken şu, bu farklılık genellikle herkes tarafından itina ile arz edilmiyor. Genellikle yerde gökte ne varsa, yerde gökte ne varsa, yerde gökte ne varsa falan tarzında yazılmış, çizilmiş. Arkadaşlarının anlattığına göre de o toplu meallere bakıldığınız zaman %95'inde de hepsinde ma edatına da aynı anlamı vermişler. Yerde gökte olan şeyler demişler. Men edatıylaki ifadelere de yerde gökte olan şeyler demişler, geçmişler. Bu büyük bir cinayettir tabii. Önce teknik olarak bazı şeyleri anlatayım. Sonra ayetler üzerinde uygulamaları yapalım. İsmi mevsul değil, bir edatımız var Arapçada, Arap dil bilgisinde. Bu ma ve men, başka şeyler de var da ellezî elleti, onlara girmeyeceğim burada. Bu iki ifade ma ve men ifadeleri. Bunlar ma edatı cansız varlıklara ve akılsız varlıklar için kullanılır. Genel öğretisi bu. Ma edatı. Yani eşya, camit dediğimiz hani taş, toprak, ağaç vesaire onlara dendiği gibi böyle haşere, hayvan vesairesi canlı olup da aklı olmayan şeyler için de ma kullanılır. Men edatı ise direkt olarak canlılardan akıllı varlıklar için kullanılır. Bunu önce netleştireyim. Bu ara herkese ve özellikle Arapça çalışanlara da bir ek bilgi vereyim. Onların belki de
zor ulaşacakları veyahut da ulaşamadıkları kendilerine öğretilmeyen bir ek bilgi daha vereceğim. Herhalde teşekkür ederler. Ma edatı dedim ya, aklı olmayanlar için veyahut da cansız nesneler için kullanılır dedim de, bir şey daha için kullanılır. Ama o, hani İmam Hatip okullarında, Kur'an kurslarında veyahut da şeyde, şöyle, ilahiyat fakültelerinde okutulmaz, o ihmal edilir. Bir özellik daha var da o ihmal edilir. Yani bunu ben kendimizden de biliyorum, geçmişimizden de biliyorum. Bu inceliğe sonradan vakıf olduk biz de. O da ma edatı, hani cansızlar için, akılsızlar için kullanılır ya, bir de canlı varlıkları yani insanların niteliği içinde kullanılır. Zatı için değil de, bakın zatını için değil de niteliği, sıfatı içinde kullanılır. Mesela Arap birisine der, geçmişten bugüne, men indekedir. Yanındaki kimdir der. Burada zatını kasteder. Yani men indeke dediği zaman onun zatını kasteder. Yani adı, soyadı, kimliği nedir? Onu öğrenir. Ama Arap yanındaki bir adam için, bir kişi için ma indeke de diyebilir. Bu defa da onun kimliği değil, niceliği, niteliği, yani sıfatı nedir o? Ne iş yapar o? Yani bugüne göre diyelim ki öğretmen mi, öğrenci mi, işçi mi, çiftçi mi vesaire falan noktalarıyla ilgili de bu ifade kullanılır. İşte okuldaki öğretilen derslerde ma'nın bu özelliği öğretilmiyor, ihmal ediliyor. Bunu özellikle öğretmen, öğrenciler, arkadaşlar da bunu şey yapsınlar. Şimdi bunu bir iki örnek vereceğim size. Herkese iyi dinlesin. Şimdi Şuara suresinin 23. ayetinde. Bakın Şuara 23. Musa peygamber kardeşi Harun'la birlikte Firavun'un karşısına çıktığı zaman orada Allah'ta ve Allah'ın da alemlerin Rabbi olduğundan bahsederler. O ayette bakın Firavun Musa'ya ma Rabbül alemin der. Ma Rabbül alemin. Yani halbuki Allah için normalde men kullanması lazımdı denir. Men Rabbül alemin. Rabbül alemin kimdir? Alemlerin Rabbi olan kimdir diye soracakken ma Rabbül alemdi, o necidir diye sorar. Bakın burada Allah'ın zatını değil, Allah'ın niteliğini, sıfatlarını sorar. Burada gördüğünüz gibi men yerine ma edatı kullanılmıştır. Bunu şöyle bir daha, bunu neden izah ettim biliyor musun? Şimdi bu konulara derinlemesine nüfuz etmemiş kişiler, mesela bu farkı, şimdi anlattığım şeyi bilmediklerinden, efendim, Kur'an indiği zaman Arap dili henüz böyle kuramlaşmamıştı da ondan, onun için ma da denir, men de denir gibi işin içinden çıkarlar. Hayır değil. Bir örnek daha vereyim size. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde ma meleket eymanühüm veyahut da ma meleket eymanüküm ifadeleri var. Hani yeminlerinizin, sözleşmelerinizin sahip olduğu şeyler, kişi bunlar, bayanlara veyahut da beylere, o da var Nur suresinde, onu söyleyeyim. Orada da ma meleket, burada kişiler için, hani bunda affedersiniz, hani cariye diye tercüme ettikleri sözcük var ya, o yani. Orada da bu kadınlar için
Yahut da beyler için bu da var. Erkek için de kullanılır bu. Orada ma melike eymanuhunne diye erkekler için de kullanılır. Onu da söyleyeyim size. Orada da ma ifadesi var. Halbuki derler ki burada da men olması lazım. O canlı, bayan akıllı, canlı, bey akıllı, canlı. Burada da men yerine ma kullanılmış. O zaman Arap dilinde bu özellikler yoktu da onunla gibi başka şeye, cahilce başka bir şeye sığınırlar. Hayır öyle değil. Orada da nitelenen o kadınların veyahut da o beylerin mamelekette'teki zatları değil, adları, soyadları değil, kimlikleri değil, ne iş yaptıkları, hangi konumda oldukları statüleri söz konusudur. Bu teknik bir bilgi. Bunu genellikle hani öğrenciler için veyahut da öğretmenler için de şey yaptığımızı diyelim. Şimdi bu nedenle, şimdi gelelim meseleye. Kur'an'ımızda Cenab-ı Hak nitelenirken, böyle anlatılırken, işte çoğu yerde lehu ma fis semavati ve ma fil arz. Evet, göklerde yani uzayda, evrende ne varsa ve arzda ne varsa hepsi sadece onun işindir. Ne varsa. Burada canlı değil, cansızları alır. Ama bu ifadelerde özellikle bir şey daha şey yapın. Arapçada daha önce anlattığım bir talif sanatı vardır. Hangisi çoksa onun içerisine az olan katılır. Çoğun şeyiyle, ifadesiyle o da anlatılır. Evrendeki çoğu şeyler cansız olduğundan, akılsız olduğundan bu defa canlıları da veyahut da akıllıları da bu kapsamda söylenebilir. Onu da belirteyim. Mesela burada hani şey yapalım. Şimdi herkesin bildiği Ayetel Kürsi diye de bilinen Bakara suresinin 255. ayeti. Aşağı yukarı izleyicilerimizin çoğu tarafından da ezbere bilinir. Yani Allahu la ilahe illa hu. El hayyul gayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil arz. Evet orada da ne diyoruz? Semalarda, uzayda ve yeryüzünde artık evrende ne varsa sadece onun işindir. Burada şeyler diyoruz. Yani nesneler, cansız, canlı, akılsız canlıları buraya katarak diyoruz. Talip sanatını bir kenarda tutun siz içine. Yine Bakara 116'ya geliyorum burada. Ve yine müşriklerin hani şeyi var. Ve galut tehazallahu velede. Müşrikler dediler ki ya da işte müşrik diyeceğiz bu inançlı olanların hepsine. Allah çocuk edindi dediler. Böyle bir inanca sahip oldular. Sübhane, haşa. Allah bundan münezzehtir. Ha, bel. Aksine lehu ma fis semavati vel arz. Evet, burada da göklerde ve yerde, evrenin tümünde ne varsa hepsi onun içindir. Kullun lehu ganitun. Hepsi de ona saygılı davranırlar, saygıdadırlar. Burada da gördüğünüz gibi evrendeki her türlü varlıklı şey dedi geçti. Evet, burada da dediğim gibi göklerde ve yeryüzünde ne varsa yalnızca o ne varsa her şey. Bakın kişi demiyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi geldim bir başka şimdi arkadaşların sorduğu şeye. Şimdi bizde men edatı var dedik. Bu da direkt olarak canlılardan akıl sahipleri için kullanılır. Ha, onun için onu ifade eder. Men dediğin zaman kişi. Direkt kişi. Bu edat da Kur'an'ımızda Rum suresinin 26, Nemil 65-87, Enbiya 19, Müminun 71, Haç 18, Nur 41, Ra'd 15, İsra 44-55,
Meryem 93, Zümer 68 ve Şuara 29. Burada var. Bunları bir bir sayıyorum ki herkes incelesin. Bak Kur'an'ımızda neler var, arkasından ne çıkacak şimdi bunun, onu göstereceğim size. Burada da şimdi Rum 26'dan bahsettiydim. Ayetin bölümü şöyle. Ve lehu men fis semavati vel arz. Semalarda, göklerde, uzayda ve arzda, toplamalım tüm evrende kim varsa, bakın kim varsa, Rum 26'da kim varsa, evet hepsi onun, hepsi onun içindir. Bunu elinizde mealler vardır da oradan da kontrol edebilirsiniz. Kim bu inceliğe dikkat etti, kim de bu inceliğe dikkat etmeyip ihmal etti, bunları siz de görün. Ve öyle hala bu ayete mesela 26'ya ne varsa, hangi şey varsa dedilerse, siz düzeltin onu, kim varsa diye onu meallerinizde, elinizdeki kitaplarda düzeltin. Şimdi yine bir başka şey daha burada şey yapacağım. Nemil 65'te yukarıda vermiştim ya şey. Kul de ki la ya'lemu men fis semavati vel ardı el gaybe illallah. Evet. Bakın burada da çok enteresan. Semalarda, uzayda, her tarafında ve yeryüzünde kim varsa kim gaybı bilmez. Geleceği bilmez, geçmişi bilmez, hani önünde olanı bilmez, ne olduğunu, ne olacağını bilmez, gaybı bilmez. Ha. Şayet gözünün önünde, bilgisi dışında olanlar hiç, ancak gaybı Allah bilir. Ha. Burada da özellikle, hatta şöyle devamında, ve mâ yeşûne eyyâne yubâsûn. Onlar ne zaman tekrar dirilteceklerini onu da bilmezler. Şimdi Allah böyle diyor. Yeryüzü, göklerde ve yerde kim varsa gaybı bilmez. Ha. Şimdi gaybı kimsenin bilmediğine dair biliyorsunuz. Kur'an'ımızda onlarca ayet var. Evet. Gaybı falan biliyor, filan biliyor diyenlerin de bu ayetler çerçevesinde mihenk taşını alın bu ayette, onların şarlatanlığını da tespit etmiş olursunuz. Burada da yine menfis semavati de kim varsa, yine Nemil 65'te bunu inceleyin. Böyle ne varsa falan diyen olursa düzeltin. Yine Nemil 87'de bak ve yem ve yun fahu fissur. O anda hani kıyamet anlatılan bu ayetlerde sura üflenir. Yani kıyamet düdüğü, hani hakemin düdüğü çalar. Kıyametin kopuşu bir anda şey yapılır. Fefezia men fis semavati ve men fil ard. Göklerde, uzayda ve yerde kim varsa onların hepsi dehşete kapılır. Bu hani bunun detayı Haç suresinin girişinde birden beşinci ayetlere kadar şey yap. Burada da menfis semavati diye bir ifade var. Ne? Şimdi değerli dostlar, bu ayetler yani Kur'an'da bahsettiğim bu surelerdeki men edatı bize neyi gösterir? Evet. Bu ayetler bize, bakın dememe de lüzum kalmadı herhalde. Uzayda, evet uzayda bizler gibi akıllı başka varlıkların da varlığını gösterir. Net. Ha. Net. Uzayda herhangi bir gezegende mi diyelim, yıldızda mı diyelim, başka var şeylerde mi? Yine yani canlı değil. Bakın unutmayın. Canlı değil. Canlı değil.
akıllı, bilinçli varlıkların da varlığını gösterir. Zaten Maya da yani normal olarak akılsız varlıkların da varlığını gösteriyordu. Hani demin dedim ya ayetlerde mafis semavati vel art, hani ma edatı akılsız canlılar içinde kullanılıyordu değil mi? Ha, ona da cansız varlıklara da canlı varlıklara da işaret ediyor ama bu ayetler menli ifadeler akıllı varlıkların da varlığına işaret ediyor. Onları da bize bildiriyor. Ha, şimdi bize ne geldi şimdi buradan? İster istemez şimdi değerli dostlar şöyle bir şey ortaya çıktı. Rahman suresinin 33 ve 34. ayetlerini hatırlatacağız. Nedir o? Allah orada ins ve cin toplumuna yani bugünün, yarının, gelmişin, geçmişin tüm insanlarına meydan okuyor. Ya ma'şeral cinne vel ins. İn istatavtum en tenfuzu min aktar semavati vel ardı fenfuzu. La tenfuzune illa bi sultan. Febe'yi aleyh rabbukuma tükezzi. Evet. Ey ve ins toplulukları, tüm zamanların insanları. Eğer göklerin ve yerin, bakın, burada da es-semavati vel-arz, yerlerin ve göklerin kutuplarından, çaplarından var ya hani, çap çap aktar. Oralardan çıkıp gitmeye, oralara nüfuz etmeye, dışa sızmaya gücünüz yetiyorsa tenfuzu hemen bu işi becerin. Ama la tenfuzune illa bi sultan. Güç olmadan, kuvvet olmadan bunu yapamazsınız. Gidin, nüfuz edin, ilimi, gücü, tekniği bulun. Bakalım febiye ile Rabbukuma tükel zaman. O zaman Allah'ın güç getirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerin hangisini yalanlıyorsunuz? Ayette ne oldu? Bize uzayı araştırma, uzaya gitme, yıldızları inceleme, yıldızlardaki mahiyeti, nimetleri ve Allah'ın diğer yaratmış oldukları şeyi bizatihi görme emri verildi. Ama dedi ki sultansız bunu yapamazsınız. Güç lazım, güç. Öyleyse bu ayetlerde ne diyeceğiz şimdi? Buradaki gösterilen şey uzay bilimleri, astronomi, astrofizik Müslümanlara farzdır. Yani Müslümanlar din öğreniriz diye mızraklı ilmali öğrenmeyecekler. Bunları da öğrenecekler. Demek ki ne var burada? Neyi daha gördük? Ha, şimdi uzayı kim inceliyor? Mesela bilmem hangi devletin NASA'sı var. Yahu NASA'yı siz kurun diyor da Allah. Bu teşkilat sizin olsun, bu ünite sizin olsun, o bilim şeyi sizin olsun diyordu. Evet. Gidin oraları siz inceleyin diyor. Bize emir var. Bize oralardan Allah'ın gücünü gösterecek. Allah'ın büyüklüğünü öğreneceğiz oradan. Allah'ın nimetlerini göreceğiz orada. Evet. Ha, evet. Burada bunu da unutmayalım. Ama bunu niye şey yapıyoruz biliyor musun? Ben niye bu kadar üzerinde duruyorum? Çünkü bakın Kur'an'ımız bize bundan 15 asır evvel yuvarlak söylüyorum. Yunus suresinin 39. ayetinde çok net bir mesaj ve bilgi verdi. Orada şu vardı. Kur'an indiği zaman Kur'an'la ilgili müşriklerin tutumları anlatılıyordu. Mealen şey yapacağım burada. Ve bu Kur'an Allah'ın asları tarafından uydurulan değildir. Lakin sadece içinde konu edilenlerin doğrulanması ve Tevrat'ın ayrıntılı olarak açıklanmasıdır. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Kur'an'ı da öğreniyoruz efendiler. Uydurulmuş bir şey değil. Bak burada gerçekleri tasdik ediyor. İçinde konu edilen doğrulanması.
Hani bizim tahrif olmuş, gayb olmuş falan dediğimiz Tevrat var ya, o da Kur'an'ın içindedir diyor Allah, tamam mı? Tevrat'ın da ayrıntılı olarak açıklanmasıdır. Buyurun, götürün Yahudi insanlara Kur'an'ı götürün. Onlar ellerindeki kitabın açıklaması, netleşmesi, doğrulaması olduğunu, bir bölümünün doğrulandığını orada görecekler. Onda şüphe edilecek bir şey yok. Alemlerin Rabbindendir. Güzel. Ama yahut onu kendisi uydurdu diyorlar. Ama buna teslim olun. Yine bunu kendisi uydurdu diyorlar. Desinler bakalım. Şimdi de ki öyleyse ben uydurabiliyormuşum madem. Siz benzeri bir sure meydana getirin. Serbestsiniz. Siz de yapın bir şey. Allah'ın aslarından, seviyesiz tüm varlıklardan da çağırabileceklerinizi de çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz, buyurun sözünüzün eriyseniz, hadi buyurun hodri meydan, siz de böyle bir şey getirin. Ha, ben tek başımayım ama siz bileşerek yapın. Birleşerek yapın, toplanarak yapın, el birlik komisyonlar kurun. El birlik olarak böyle bir surede siz getirin. Dünyada böyle kaç tane kitap var dersiniz? Şimdi esas konuya gittim şimdi. Tam tersine bakın. Ben. Kezze bu bi alem yuhaytu bi ilmihi ve lem ayetihim tevhidi. Onlar var ya, neyi yalanlıyorlar biliyor musun? Bilgilerinin kuşatamadığı, akıllarını ermediği, tamam, ilimlerinin kuşatamadığı. Bir şeyler öğrenmişler ama yetmiyor, öğrendikleri onu kavramaya yetmiyor, ihata yetmiyor. Bir de henüz tevhidi gerçekleşmemiş. Yani ilk olarak ortaya çıkarılmamış bir şey var ya, onu yalanlıyorlar. Onlar yani zaman içerisinde, bakın zaman içerisinde, o da gerçekleşip önlerine geldiği zaman, ha ya bu bizim Kur'an'da var işte, ben buna inanıyorum, kabul ediyorum. Onlar da diyecekler. Evet, onlar da diyecekler. İnanacaklar. Ama şimdi görmeden inanamıyor. Ha, o zaman gördükten sonra da ne olacak zaten? Zoraki imana gidecek, iş işten geçmiş olacak. O zaman iman değil ki onlarınki, değil mi? Bilgi, normal laboratuvarda hani eliyle, diliyle, gözüyle evir çevirdiği bir pozisyona gelecek. Ona inansa ne olur, inanmasa ne olur? Kur'an'ın içerisinde dediğim gibi burada geleceğe yönelik binlerce şey var. Hani şimdi mesela şöyle, hani dedim ya Rahman suresi 33-34'te hani sultan temin edin de yeryüzünün kuturlarından arsın ve semanın kuturlarından dışa nüfuz edin diyordu. Uzaya gidin diyordu. Bunu okunki müşrik bu ayetlerde ne anlayacak ki? Yok canım. Bir defa kutur. Burada alsam aktar diyor. Kuturlardan bas. Kutur çap demek. Çap nerede olur? Evet. Küre de olur. Arzın küreliği. Arzı hani kaplayan atmosferin küreliği bu ayette var. Bunu ancak o zaman yalanladı. Geç canım öyle şey mi olur? Falan filan dedi. Eşim de bilim adamları, bilim, her türlü şeyle bunları tespit etti. Ha, şimdi inanıyor. Şimdi inanmayacak bir şey yok ki. Şimdi herkes biliyor. Fotoğrafları çekilmiş vesaire. Uzaydan çekilmiş, sağdan çekilmiş, soldan çekilmiş. Dediğim gibi arzın yuvarlaklığının bin bir türlü delille ispatı yapılmış. Literatüre girmiş, fotoğrafları yapılmış. Oyuncakları yapılmış. Küreler yapılmış, böyle döndürülüyor. Şimdi buna inanç sanıyorlar. Bu inanç değil, bu bilgi. Ama bu ortaya konmadan bunu kabul etmiyordu diyor. Aklı da ermiyordu diyor. Halbuki bu Allah'tan olduğuna göre, bak burada çok önemli bir şey var.
Burada çok önemli şey de söyleyeyim. Onda şüphe edilecek bir şey yok. Şimdi bu ayetin devamında devam okuyayım. Bunlardan önceki kişiler, yani peygamberden önceki yaşamış kişiler böyle yalanlamışlardı. İşte bak, şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanların akıbeti nasıl olmuştur? Evet. Nasıl oldu? Helak edildiler, gittiler. Evet, değerli dostlar. Şimdi bir soru daha var da ona yarım bırakmak istemiyorum. Burada neyi gördük? Ma ve men edatlarının Kur'an'ımızda yer alışını gördük. Men edatları dediğim gibi akıllı varlıklar için kullanılır. Canlılar değil. Ama ma edatı hani nötr, cansız varlıklar ve akılsız canlı varlıklar için kullanılır. Men edatı da canlı varlıklar için. Kur'an'ımızda birçok ayette, bakın tekrar sayılarını vereceğim. Meryem Rum 26, Nemil 65, 87, Enbiya 19, Mü'minun 71, Haç 18, Nur 41, Ra'd 15, İsra 44, 55, Meryem 93, Sümer 68 ve Şura 29. Burada bu ayetlerde Allah menfis semavati vel arz dediği zaman evrende, uzayda biz insanlardan başka akıllı varlıkların olduğunu da bize bildiriyor. Ve kardeşime cevap veriyorum. Biz işte bu edatların fark anlamını bildiğimizden mealimizde bu ayetlerle ilgili şeyleri kişiler olarak, ötekileri de herkes gibi şeyler deyip geçtik. Cevabımız da bu kadar. Evet, hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.